Yani ben şöyle 14 ayda cezaevinde kaldım. Şu anda her mahkeme sürecimiz devam ediyor. Yönetme tarzı vardı. Bir de tarzını almadan ona yanlışları hatırlatarak, evet, yani doğruyu söyleyerek o şekilde onu doğruya yöneltmek, yanlıştan vazgeçmek. Malumunuz 3,5 yıldır bir OHAL dönemi, sonrasında KYK'lar dönemi. Bunların da neticeleriyle beraber biz bunlara aynı süreç iyi işletilmediği için hukuk dışına bizim görüşümüz bile, yani hukuk içine siyaset karıştığı için işlemlerin çoğu ne yazık ki hukuksuz oldu. Ve aşağı yukarı direkt 500 bin insan bu süreçten etkilendi ama ailelerle beraber birkaç milyona denk geliyor. 80 bine yakın insan cezaevine girdi. 150 binden fazla insan da direkt ihraç oldu kurumlardan ama toplam işlem görenlerin sayısı 500 bin. Yani özellikle bu Gülen Cemaati ile ilgili, yani sonra FETÖ diye meşhur oldu. Yani terör örgütü olarak nitelendirildi. Yani eğer bu terör örgütüyse ben şunu söyleyeyim. Yani bu hale getiren, parazlandıran, evet, iktidarın kendisidir. Neyse de vermedik diyenler. İktidarın kendisidir. Evet. Bütün kamu şu anki nasıl? Kamu kurum ve kuruluşlarını, bürokrasiyi ulusalcılara ve milliyetçilere teslim etmişse, o zaman da Gülen Cemaatine de niye? Çünkü iktidarın kendi kadroları yok. Başka camiaların düşüncelerini ya da yapıların kadrosuna ihtiyaç duyuyor. İşbirliği içerisinde olduğu, gayri resmi ittifak yaptığı kişilerle beraber çalışıyor. Erdoğan'ın söylemiş olduğu işte tavanı ihanet, ortası ticaret, tabanı ibadet. Sadece ibadet demiş. Ben de şunu söylüyorum. Daha önceki açıklamalarım var. Medyada da bakabilirsiniz. Demişim, ihanet dediğiniz yurt dışına kaçtı. İşi önceden fark ettim. Önceden biliyordu belki. Çünkü siyasi bir rakabet vardı. İşin buraya geleceğini üsttekiler biliyordu. İktidar mücadelesiydi. Biliyordu olacak. Yurt dışına kaçtı. Ticaret yolunu buldu. Parası vardı. Hükümetten dayısı vardı, tanıdığı vardı, çıktı. Yani tabii bazı milletvekili, bazılarının yakınları, damatları, çocukları gibi ya da kardeşleri gibi. Onlar çıktı, kurtuldu. İbadet kısmı, şu an bütün cereme ibadet kısmına çekiliyor. Benim bakış açım şu. Hangi yapı olursa olsun, işin örgüt boyutunu ayrı tutalım. Onu cemaat olarak bilip, İslami bir cemaat olarak bilip oraya gitmiş, sohbette bulunmuş, İslami arasında bilgilenmeye çalışmış ve o açıdan o sosyalleşme ihtiyacını o yapıda gidermişse, ben bu insanla, o insanın diğer bir şey, kirli bazı hesap için oranı ayrı tutarım. O açıdan, yani oraya gitmiş, sohbetlerine katılmış, ne bileyim işte aidat vermişti, dergisini almıştı, çocuğu için, çocuğun istikbali için çocuğunu oraya göndermiş, gitsin orada tanrısın bir çevresi olsun diye gönderen olsun ya ne bileyim. Yani benzer şekillerde ki bunda iktidarın suç ortaklığı olan konulardır bunlar. O zaman bu noktalarda madem Allah beni affetsin diye işin içinden çıkabiliyorsak, o zaman Allah bu insanları da affetsin. Türkiye'de yargı hiçbir zaman tarafsız, bağımsız olmamıştır. Yargı resmi ideolojinin yanında yer almıştır. Yargı güçlü olan iktidarın yanında yer almıştır. 28 Şubat sürecinde bu böyleydi, 2000'lerde de böyleydi, sonrasında böyleydi. Yani Erdoğan'a o şiiri okuduğun ceza veren yargı neyse, bugün sıradan bir insanın diğer bir şekilde işte cemaate böyle bir cemaate bağlantısı var diyerek işte bu şeyle, yani kanun hükmüne kararnameyle atılmış ama hiçbir deli olmamasına rağmen ceza veren yargı neyse aynıdır.